Ankara'da TUSAŞ'ta Aksungur'un son montaj hattının önünde bulunuyoruz. Aksungur Türkiye'nin yüksek faydalı yük kapasiteli İHA'sı olacak ve yakında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başlayacak. Yanımızda da konuğumuz TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız var. Efendim hemen sizlere soralım, Aksungur'daki son durum nedir? Son gelişmeler nelerdir? Bildiğimiz kadarıyla Orman Genel Müdürlüğü'ne bir teslim yapıldı. Orada bir göreve başladı. Hem o görevi nedir hem de yakında ne görevler bekliyor Aksungur'da? Öncelikle gelip şirketimizi ziyaret ettiğiniz için bizi onurlandırdığınız teşekkür ediyoruz. Şu anda yıl sonuna kadar 6 adet Aksungur'u üretmiş olacağız. Bunların 2 tanesi prototip, 4 tanesi seri imalat. Yıl sonuna kadar 4 taneyi silahlı kuvvetlerimize teslim etmeyi planlamaktayız. Orman Genel Müdürlüğü'ne hizmet olarak aslında bir ihaleyi kazanılması sonucu hizmet veriyoruz. Yangın önleme ve ihbar uçuşları yapıyoruz. Adana'da konuşuyoruz. Şu ana kadar gayet başarılı görevler icra ediyor. Ayrıca yakın bir yıl sonuna kadar baz istasyonlarında bu uçağımıza entegre etmiş olacağımız için afet durumlarında, acil durumlarda ve yangın önleme durumlarında yerdeki ekipler rahatlıkla bu uçağımızın üzerindeki baz istasyonu vasıtasıyla birbirleriyle haberleşmiş olacaklar. Bu da iyi bir hizmet olacak. Bu aslında çok önemli bir konu efendim. Bunu sormak istiyorum size. Şimdi baz istasyonu entegre edilecek dediniz. Faydalı yük taşıma kapasitesi oldukça yüksek bir uçaktan bahsediyoruz. Mühimmatları daha keza öyle. Öncelikle şunu soralım. Nedir yük taşıma kapasitesi ve daha önce bu yapılabiliyor muydu? Bu baz istasyonu entegrasyonu ne fayda sağlayacak, ne katkı sağlayacak? Şimdi faydalı yükte geçmişinden başlayalım. Aksungur uçağımız Anka uçağı üzerine inşa ettiğimiz bu uçak. Anka'nın çift motorlu hale gelmesi. Anka uçağının arkasındaki kuyruğundaki motoru aldık, ikiye çıkardık, kanat altlarına yerleştirdik. Ve iniş takımları da gövden aldık, onları da kanat altlarına yerleştirdik. 1700 kilo olan maksimum kalkış ağırlığımız Anka'da bu uçağımıza 3300 kiloya çıktı. 350 kiloluk faydalı yük kapasitesini de 750 kiloya artırmış olduk. Şimdi bu faydalı yük kapasitesi de önemli. Baz istasyonu entegrasyonunda geleceğim ama burada da bir mühimmat görüyoruz. Bu mühimmat bildiğim kadarıyla F-16'ların üzerinde de kullanılan bir genel maksat bombası. Oldukça ağır etkili bir bomba. Bu mühimmatlara takılabilecek mi üzerine? Bu mühimmatı attık 30 kilometreye kadar Nisan ayında mühimmatımız gidiyor. Mühimmat SAGE tarafından geliştirilen bir mühimmat. Bu kanatlı güdüm kiti. Bunun lazer güdümlü olanı da Teber 82 diyoruz. Bu iki mühimmat da Mach 82 denilen 250 kilo ağırlığındaki bir bombadan devşirilen mühimmatlar. Bunlar şu anda halen entegre edilmiş ve başarıyla atılmış durumda. Bunu 45 kilometreye kadar da menzilini uzatma şansımız var. SAGE çalışmaya devam ediyor. Yine baz istasyonu da bu artırılan faydalı yük kapasitesi sayesinde bunun üzerine entegre edilebilecek ve doğal afet durumlarında da aslında iletişim kesilmeden Aksungur sayesinde sağlanacak mı efendim? Baz istasyonu Ankara'da entegre edebilirdik ama bu uçağımız müsait olduğu için ve özellikle yangın Orman Bakanlığı'na hizmet verdiği için öncelikle bu uçağa öncelik verdik ve bu uçakta baz istasyonunu entegre ediyoruz. Bu uçak hayata gelirken bahsettiğim gibi Ankara'nın üzerine biz bunu inşa etmiştik. Bu uçağı tam 17 ayda fikirden ürüne dönüştürdük. Anka bildiğiniz gibi Savunma Sanayi Başkanlığı'nın desteklediği bir proje. Bize başkanımız Sayın İsmail Demir açıkça bunu hemen büyüteceksiniz ve çok da hızlı yapacaksınız dedi. Biz de bunu 17 ayda hayata geçirdik. Peki efendim, son olarak şunu sorayım. Şimdi 4 İHA bu yıl içerisinde artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Aksungur İHA'sı başlayacak göreve. Yurt dışından da talepler var mı ya da olacak mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Şu anda Aksungur'u aktif olarak yurt dışında pazarlamaya başlamadık. Önce Anka hattından gidiyoruz. İnşallah önümüzdeki ayın ilk haftası içinde Tunus'a teslim edeceğimiz uçakların burada fabrika kabul testlerini yapıp uçaklarımızı paketleyip Tunus'a göndereceğiz. Ama Aksungur'un da piyasada iyi bir boşluğu dolduracağını, özellikle uzun süre havada kalma yeteneğinden dolayı piyasada iyi bir boşluğunu dolduracağını düşünmekteyiz. Bu uçağımızın deniz karakol görevleri için de bu uçağımızı hazırlıyoruz. Şu anda denizaltı harbi için akustik dinleme yeteneklerini uçağımıza kazandırıyoruz. Sunaboy dediğimiz akustik dinleme yapan ekipmanları ve cihazları bir ay kadar sonra dinliyor olacağız. Yıl sonuna kadar da bu mühimmatları bırakıyor olacağız uçağımızdan. Efendim, son bir sorum da şu olacak. Anka ve Aksungur haricinde bir İHA çalışması var mı? Özellikle jet motorlu İHA'lar konusunda çalışmalar ne durumda? Son olarak kısaca da bunu soracağım. Jet motorlu hattında çalışmalarımız var ama şu anda ismini açık edebileceğimi size söyleyebileceğim. Bu yıl sonuna kadar süpersonik hızda uçacak olan bir jet motorlu hedef uçağımız olacak inşallah. Diğerlerini de bitirince anons edeceğiz inşallah. Bu hedef uçakta aslında
sonrasındaki jet motorlu İHA için önemli bir çalışma mı? Bu tür çalışmalarla daha büyük uçakların %80-90 oranında altyapı problemini çözmüş oluyorsunuz. Peki çok teşekkür ederiz efendim verdiğiniz bilgiler için. TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız sorularımızı cevapladı. Özellikle Aksungur İHA Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yangınla mücadelede göreve başladı. Ancak bu yıl içerisinde artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de göreve başlayacak ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmaya devam edecek. Biz de Ankara'da TUSAŞ'ta Aksungur'un son montaj hattından sizlere son gelişmeleri bildirdik. Diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.